Evet sevgili dostlar, İsveç'ten gurbetçi hikayelerine devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz 48 yıl önce Konya'nın Kum ilçesinden gelen Tahir Saygın abim. 65 yaşında, yeni emekli oldu İsveç'ten. 48 senesi gurbet ellerde geçti. Özellikle Tahir abime hoş geldin diyoruz. Teşekkür ettik. Tahir abi, sen 18 yaşında İsveç'e geldin. 18'i doldurmadım. 18 yaşından önce kumda ne yapıyordun? Ortaokuldan ayrıldık, geldik işte. Yani ortaokula kadar kumda okudun. Yani üçüncüsü, diplomamızı aldık yani sonunda. Diplomanızı aldık. Ortaokul diplomamızı aldık. İsveç'e mesela senin geldiğin seneler pek o kadar çok İsveç yani yeni başladıydı insanların İsveç'e gelme hevesi. O zamanlar seni buraya getiren etken neydi? Yani sen birden ortaokulu bitirmez İsveç'e gelmeyi nasıl? Ortaokulu bitirmeden zaten evlendiydik. Baba da buradaydı. 65'te geldi baba buraya. Baktık gördük biz okumuyoruz ya. Baba da aldı getirdi biz buraya. Senin birinci nesil, baban birinci nesilden beraber geldi. Babadan sonra geldik yani. Baban kaç senesinde geldi? 65. 65. 66. Yani 66. Yani ona 55-56 sene olmuş. Yani. İlk gelenlerden. İlk gelenlerden. Baban geldiği için tabii siz de o şekilde getirdi. Biz de okumayınca. Evet. Getirdi. İlk buraya geldiğinde, İsveç'e geldiğinde. Ne yaptın? Okula mı gittin yoksa bir iş bulduk, çalıştın mı? İş çoğuda fakat bizde gelişinde bir sıkıntı vardı. Ben evliydim. İşte 18 yaşından küçük olup da evliydim. Ben de o zamanlar çift nüfuzum vardı. Biri evli, biri bekar. Evliyle Fitya polisine gittik. Polis işte 18 yaşından küçük olunca bize müsaade vermedi. Babanın dudağı patladı, buna müsaade alamadık diye. Ondan sonra bir hafta sonra geldik. Bu sefer bekar şeyiyle, kimliğiyle müsaade aldık, gittik. Fakat ben hemen direkt işe başlamadım. Tumba'da Amu Center diye bir İsveççe öğrenme yerleri vardı. Orada bir 4-5 ay ben bir kursa gittim. Ama çok da meraklıydım bu yani dil öğrenmede. Oradan gittim. Dili öğrendik. Ondan sonra da iş bulduk, çalıştık. Çalışırken de iş yerinde bazı kurslara da gene İsveççe kurslarına da gittim. ESL'e başladık, orada gittim. Takside başladık, orada gittim. Derken İsveççemizi belirli bir düzeye çıkarttık yani. Yani şu anda sen %70, %80. Yüzde aşağı yukarı 90-95'e yakın İsveççe konuşur, yazarım, anlarım konuşmandayım. Tabii 18 yaşında yani. Gelmenin avantajı. O zaman yani. Çok Türk yok, Türk televizyonu yok, internet yok, Türkçe konuşacağın insan yani, çok değil. Mecbursun kendi işini yapmak için İsveçli, yani İsveççe bir konuşmaya, işte babanın işini yapmak için İsveççe yani, konuşmaya. O zamanlar baba gelir mesela bir Hüdünge'de bir Kolender isminde bir kadın vardı. Bunlar işte boş odaları kiraya veriyordu kadın, yatak başı 150 kron falan. Onların tercümanlığını da yapıyorduk. Evet. İhtiyarlar mesela Azip sene 65-66'da gelmişti ama daha A'yı bilmiyor, B'yi bilmiyor. Biz işte 3-5 ay sonra konuşmaya başlayınca biz bunların tercümanlığını da yaptık bu arada. İşte mektuplarını yazdık, Türkiye'ye gönderdik. Gelen mektuplarını onlara okuduk geri. Çünkü o zamanki yaşlılarda okuma yazma yok. Yani çok bunun güzel tabii, hayatlarımız oldu. Bunun da avantajı olarak yani, iyi bir şekilde İsveççe'yi öğrenmiş yani. Olduk. Şimdi abi ilk geldiğinizde ilk işiniz neydi? Vallahi ben trafik restoranda çalıştım Central Station'da. İlk geldiğinizde restoran işiyle geldim bu işe. Trafik restoranlarda da onlar trenlere biz yemek götürürdük yani bu şey. Mesela Göteborg, Malmö tarafına giden trenlere biz yemek çıkardık. Yani şehirler yani, arası trenlerin yemek vagonlarını çıkardık. Ondan sonra da belli bir süre çalıştık. 200 sene çalıştık. Sonra askere gittik. Askerden geldik. Bir dakika. Askere Türkiye'ye mi? Evet. Türkiye'ye o zaman paralı mı yaptın yoksa? Paralı yapmayı düşündük ama işte baba o arada razı olmadı. Bizi halide milletimizi aldı gönderdi bizi. O zaman normalde sen Türkiye'ye 2 sene mi yaptın askerliği? 20 ay yaptım. 20 ay yaptın da yenge burada mıydı? Çocuklar buradaydı. Çocuklar yani. Buradaydı. O zaman senin bütün çocukların
Burada doğdu. İlk kızım 1 yaşında geldi buraya. Ondan sonra diğer çocuklar hepsi burada doğdu. Hepsi burada doğdu. İlk kez çocuk da 1 yaşındaydı. Bu restoran işinde kaç sene çalıştın? İşte 2 sene, 3 sene askerlikten önce çalıştık. 2 sene de askerden sonra çalıştık. Fakat ondan sonra tesadüfen bir şehirde bir arkadaşla gezerken Tekmergat'ta Eserli Kuvvet Kontratı vardı. Orada tesadüfen aldık. Ehliyetimiz de vardı. Doldurduk. Ondan sonra da otobüs şoförüydük. 43 senedir de otobüs kullanıyoruz. Daha halen de kullanıyorum. Emekli olduğum halde. Yani 43 senedir otobüs şoförüsünüz. Emekli olduğunuz halde otobüs. Daha halen de sürüyorum. Yani. Yani bu şimdi genel anlamda ilk gelen 1965'ten sonra buraya gelenlerin genel anlamda restoran kurucunda çalışıyor. Restoran kızlar. Yani ama ben öyle bir şey görmedim. Sen direkt yani kısmen biraz restoranda çalıştım 1-2 yani, sene. Yani bir hazır yemekler götürdük, vagonlara bıraktık. Hepsi o yani. Yani nasıl? Geldiğin zaman zorluk çektin mi? Yani iyi ki gelmişim mi dedin yoksa ya ben nereye geldim? Ya ben keşke bunu, gelmeseydim mi dedin? Yani ben kulların, gençlerin hepsinden de böyle memnun olduğunu biliyorum ki yani babalarımız kırsal bölgeden gelmiş. Evet. Hepsi varlıksız insanlar. Hepsi 3-5 kuruş biriktirip kaçmayı düşündüler. Ama bu 3-5 sene aktı gitti, ellerinden kayboldu. Sonra da kendinden doğanlar geldi. Torunlar oldu derken benim babam mesela 2016'da vefat etti. O zaman burada emekliydi, İsveç'te kalıyordu. Niye gitmiyorum dediğim zaman nasıl gidelim? Çocuklar burada doğdu, büyüdü. Torunlar var. İşte biz gidersek orada sıkarız falan filan. Yani hiçbir zaman dönüş olmadı ama vakit tamam olunca bir şekilde. Alıştın mı İsveç'e? Babam burada ilk İsveç'te ilk İsveç pasaportunu alan Türklerden bir tanesi. Evet. Niye aldık dedim, sordum. Dedi ki ya niye almayayım dedi. Benim dedi yani İsveç pasaportu olunca ben dedi bir yanda İsveçli mi oldum dedi. Yok. Ama yolda falan gidip gelirken arabayla gidip geliyorduk. İşlerimiz rahat olur, beklemezdik falan filan dedi. Bir yönden de sevindim yani adamım. Babam bayağı da ileri görüşlü birisiydi. Ama çok çalışkan birisiydi, o ayrı. Ama ileriyi görebilen birisiydi. Geri dönmeyi düşünüyor musun? Yoksa artık geri dönme imkansız. Vallahi bundan sonra geri dönmez, en uzun vadeli kalabiliriz yani bundan sonra. Yani 6 ay İsveç'te kalırsın, 6 ay belki Türkiye'de. Belki 7-8-9 aya da çıkabilir evet. Türkiye'de. Bir sene bir iki ay çoluk çocuğun torunların yanına gelip gidebiliriz. Şeye nasıl bakıyorsun? İlk geldiğin zamanla şimdiki zamanı karşılaştırdığın zaman o zaman mı daha güzeldi yoksa şimdiki zaman mı daha güzeldi? O zaman çok farklıydı orası. Yani ilk geldiğimde mesela yabancı azlığı var. İsveçlerin bir yabancıya ilgisi var. Şimdi durum yok yani. Şimdi daha sıkıcı o yönde. Daha sıkıcı yani. O zamanlar gençlik, her şey daha güzel, toz bembeydi. Evet. Ama şimdi olmuyor. Tahir abi, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sağ ol baba, Allah razı olsun. Bizim video yayınımıza katıldığın için bundan sonraki hayatında da başarılar diliyoruz. İnşallah bundan sonra da 6 ay Türkiye'de, 6 ay burada kalarak evet. Güzel bir şekilde sağlıklı, bu saatli bir şekilde bu hayatı devam edelim. Nasip. Teşekkür.